Merhaba, ülkemizdeki lise türlerini yakından inceleyelim. Öncelikle Fen Lisesi. Fen liselerinin puanlarının hala bu kadar yüksek olmasının sebebi aslında 1964 yılına dayanıyor. İlk defa Ankara'da kuruldu, matematik ve fen, yani fizik, kimya, biyoloji alanlarında öğrencilerin bilim insanı olarak yetiştirilmelerine kaynaklık etmek amaçlanarak kuruldu. Öğretmenleri bile sınavla seçilerek atandı. Yatılı olduğu için Türkiye'nin her yerinden sınavla öğrenciler seçilerek alındı. Daha sonra bu kuruluş mantığıyla tüm Türkiye'ye yayıldı. Yakın zamanlarda da Anadolu Öğretmen Liseleri fen liselerine dönüştürüldü. Bu sınavla öğrenci alma şeklini ilk başlatan okul türü olduğu için puanları yüksek kaldı. Tercihlerde ön sıralarda yazıldıkça yüksek kalmaya da devam edecek. Müfredatına bakalım. Fen Lisesi'nin müfredatı diğer liselere göre farklı. Hatta matematik, fizik, kimya, biyoloji derslerinde diğerlerinden farklı konular da işlenmekte. Sınıflar en fazla 30 kişilik, zorunlu durumlarda 34 kişiye de çıkabiliyor. Fen liseleri mezunlarına özel avantajlar sağlamaz. Üniversite sınavlarında özel bölümler seçildiğinde ek puan vermez. O zaman neden bu kadar yüksek üniversite başarıları elde ediliyor? Çünkü sınıflardaki öğrenciler son sınıfa gelmeden üniversite sınavı hakkında bilinçliler. Yazıları diğer liselere göre biraz daha ağır olduğu için sürekli zoru başarmaya çalışıyorlar. 4 yıl boyunca bu şekilde eğitim gördükleri için haliyle sınava son sene çalışan öğrencilerden daha avantajlı konuma geliyorlar. Öğrencileri başarıya iten aslında kendi güçleri. Tüm Türkiye geneline bakıldığında en düşük puanlı öğrenci alan liseler 495 ile 362 arasında değişen puanlarla sıralanıyor. Büyük şehirlerde ve merkezi yerlerde kalan liselerde puanlar yükselirken daha az nüfuslu şehirlerde ve ilçelerde puanlar düşük kalıyor. Fen liselerinin büyük çoğunluğunda pansiyon var. Bazılarında hem kız hem erkek öğrenciler için pansiyon seçeneği bulunurken sadece kız ya da sadece erkek pansiyonu olduğu liselerde mevcut. Fen liselerinin neredeyse tamamında karma eğitim uygulanır, sadece erkek ya da sadece kız öğrenci kabul etmez. Ülkemizdeki en iyi fen liseleri tabii ki ilk kurulan Ankara Fen Lisesi, İzmir Fen Lisesi ve İstanbul Atatürk Fen Lisesi. Diğer lise türü olan sosyal bilimler liselerine bakalım. Fen liselerinin kuruluş mantığına benzer biçimde bu sefer sözel alanda, yani edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında üstün nitelikli bilim adamları yetiştirilmesine kaynak sağlamak amacıyla oluşturuldu. İlk sosyal bilimler lisesi İstanbul'da 2003 yılında kuruldu. Şu an 90 civarında sosyal bilimler lisesi mevcut. Genelde sosyal bilimler lisesi hazırlık sınıfıyla birlikte 5 yıl eğitim verir. Yine puanla öğrenci alan lise türlerindendir. Fen liselerinde olduğu gibi sosyal bilimler liselerinin de kendine ait sosyal bilimler ağırlıklı öğretimi vardır. 9 ve 10. sınıf haricinde fen dersleri görülmez ama matematik tüm sınıf seviyelerinde vardır. Sınıflar yine fen liselerinde olduğu gibi en fazla 30 kişiliktir. Bazen zorunlu durumlarda 34'e yükselebilir. Yine fen lisesinde olduğu gibi mezunlara özel avantajlar sağlamaz. Ancak edebiyat ve sosyal bilimler dersleri daha yoğun ve uygulamaya dönük olduğu için bu konudaki eğitimler tabii ki daha iyi alınır. Ayrıca hazırlık sınıfı okunduğu için devlet memurluğunda bir kademe ilerlemesi verilmektedir. Yani maaşlı bir artış bu sayede mümkün olabiliyor. Ayrıca hazırlık sınıfı olduğu için dil öğrenmede bazı avantajlar sağlar. Tüm Türkiye geneline bakıldığında en düşük puanlı öğrenci alan liseler 433 ile 315 arasında değişen puanlarla sıralanıyor. Fen Lisesi kadar yüksek puanlar olmasa da yine ön sıralarda tercihlerde kendine yer buluyor. Büyük şehirlerde ve merkezi yerlerde kalan liselerde puanlar yüksek, daha az nüfuslu ve ilçelerde puanlar düşük. Yatılılık durumlarına baktığımızda sosyal bilimlerinin çoğunda pansiyon var. Karma pansiyon seçeneği bulunurken bazılarında sadece kız ya da sadece erkek pansiyon seçeneği de var. Sosyal Bilimler Lisesi'nin tamamında karma eğitim uygulanır. Ülkemizde en çok tercih edilen 3 lise İstanbul Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi, Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi ve Denizli İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi. İkinci videoda da
diğer lise türlerini inceleyeceğiz. Görüşmek üzere.